Baba, ya niye geldin bu dağ başına? Ne edeceğim ben bir başıma burada? Bu dağların Allah'ına kurban oğlum. Keyfimizden gelmedik. Bilhassa geldik bu dağ başına. Senin iyiliğin için. Burada sen ne bir gören olur, ne de bir tanıyan. Bir müddet burada mecbursun yaşayacaksın. Yakalanıp Kodes'e girsen daha mı iyi? Daha sonra başka bir şehre, bir yere ayarlarız. Ama şimdi burada idare edecek. Başka çaren yok. Manza, ha. Sana şu işi yaptıran adamın adını demeyeceğim mi hala? Demeyeceğim baba. Ölsem de kalsam da demeyeceğim. Tertip. Misafire niye geldin diye sorulmaz ama onca sene oldu görüşmeyeli. De bakalım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Deyim varım. Musa'yım. Bir ahbabın oğlu. Peşinde kanlıları var. Adana'nın her yerinde onu arıyorlar. Yazık. Zavallı. Bir müddet böyle sessiz bir yerde kalması gerekiyor. Ne bileyim bir de pek fazla insanın görmeyeceği bir işte çalışırsa. Çobanlığı mı diyorsun? Çobanlık? He ya. Çobanlık ederken seni koyunlardan başka kim görecek? He? Koyunlar değil ya kan davalın. Allah razı olsun. Şu sıra buna çobanlıktan daha iyi bir iş yok. Lan bak... Cemşir emmi, ben ne anlarım çobanlıktan? İyi o zaman, in Adana'ya, indirsinler seni. Kendi karnımı zor doyuruyorum ben. Ona nereden para bulup vereceğim? Para mara istemiyorum kardeşim. Karım tokluğuna çalışacak. Öyle der mi yeğenim, ha? Ha. Nevale'yi de biz gönderirik. Birlikte yersiniz. Ha. Maksat bir iş öğrensin. Gece gündüz ayakta dinlenebilecek mi? Güneşin alnında dolanabilecek mi? O vakit olur. Hasan çok yaşa. Gel hele Hasan, sana bir şey diyeceğim. Gel, gel, gel. Baba, ya keşke mapsa gireydim. Artık sıkacağım bir süre dişini. Ondan sonra bir hal çaresine bakarız. Madem bu haltı yedin, ceremesine çekeceğim. Artık sahip sana emanet. Yolcu yolunda gerek. Güle güle. Hadi, güle güle. Hadi sahip. Kendine iyi bak. Kalın sağlıcakla. Oturmaya mı geldin buraya? Hayvanların peşinden koşma alımıcık! Kalk! Seni şuraya bak, kalk! Koş onlarını kes! Kes onlarını! Koş! Buradan! Koş! Buraya! Koş! nasıl böyle bir hata yapılır anlamıyorum Sayın Savcım. Cesedi doğru dürüst teşhis etmemişler. Kimlik tespitini cesedin üzerinden çıkan eşyalardan yapmışlar. Teferruatlı bir tetkike lüzum bile görmemişler. Düşünün, parmak izini incelemeden bu Hamza'dır diye babasına teslim etmişler. Kusura bakmayın. Sizi de apar topar buraya çağırdık. Mühim değil. Ceset çürümeye başlamadan parmak izini almamız gerekiyordu. Bu yüzden kaybedecek zamanımız yoktu. Elinizde şahsın parmak izlerinin bulunması şans. Sadece Hamza'nın değil, Adana'nın yarısının parmak izi var elimizde. Umarım bir neticeye ulaşırız. Umarım. Umarım geç kalmamışızdır. Pakize uyuyun mu kız? He. Yalancı. Susarsan uyuyacağım. Senin bu yaptığını kimse yapmaz biliyorum derler Pakize. Hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum, yemin ediyorum. Biliyor musun Pakize, ben hiç kıymet görmedim. Herkes bana boş vermiş. Allah'ın acımadığına biz niye acıyak dediler zar. Bebeliğimden beri hep iptilip kakıldım. Canı sıkılan gelip bana çattı. Herkes lafıma gülüp geçti. Ama böyle eşya kadar oldum. Gene de bir tane adam beni adam yerine koymadı. İşte o zaman anladım bundan kurtuluş yok. Ya kaderime küsüp karalar bağlayacağım ya da ben de maytap geçeceğim. Herkes benimle, ben de hayattan maytap geçeceğim. Ağlayıp da gözden mi olayım? Vurdum kendimi deliliğe. Sulu olduğuma bakma ha. Gönlümdeki acı yanıp duruyor. Ne yapayım, ben de böyle sululukla söndürüyorum işte. Öfkem böyle bazen taşıp kabarıyor. Gerçek gülüyorum o vakit. Haliyle de kimse beni anlamıyor tabi. Sana bir şey diyeyim mi? Ben böyle gülüp geçiyorum ama gece oluyor da yatağa giriyorum ya, gülemiyorum biliyor musun? Hem de hiç gülemiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.